Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Rabbena atina min ledünke rahme ve heyyi' lena min emrina raşeda. Rabbena heb lena min ezvacina ve zürriyatina kurrata ayunin ve cealna lil muttakine imama. La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim ve sallillahumma ala Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve etba'ihi ve sellim velhamdülillahi rabbil alemin. Amin. Mikrofon kapalı ve ben konuşuyordum. Allah razı olsun hatırlatan kardeşimden. 29. mektup 5. risaleyi okuyorduk ve 5. risale de Allahu nuru semavati vel ard ayetinin tefsiriyle ilgiliydi. Bu ayetin tefsiri kapsamında olan İlahi ente Rabbi ve enel abd cümlesinin bir açıklaması yapılmıştı, ne demek istiyor diye. Bu cümle genellikle bir dua olarak nakledilir ama dua kültürde bilinçli ne dediğimin ifadesi, benim dünyadaki konumumun ne olduğunun ifadesi olarak anlaşılmadığı için ben dua diyemiyorum. Duadır aslında ama dua diyemiyorum çünkü dua anlayışında çok önemli bir sapma var kültürde. O sapmaya düşmemek için kaçıyorum oradan. Bu bir bilinçlilik düzeyidir, bir bilinçlilik ifadesidir. Bu ifade ilk bakışta ilahiyen terabbi ve enel abd gibi görünür. Yani ey Allah'ım, ey ilahım, ey bu kainatın sahibi, sen benim Rabbimsin. Beni terbiye eden, beni noktayı kemale götürmek için bir eğitime tabi tutan, duygularımı geliştirme imkanı vermek için benim önüme şu kainatı bir sergi gibi açan sensin. Ve ben abdim, ben de abdim gibi telakki edilebilir. Bunu anlamadım. Muhakeme 0.90'dır. Üçüncü makale delili işare olarak yazılı. Yani bir şey mi demek istiyorsunuz anlamadım. Biraz açıklar mısınız? Yanlış mı yazmışım? Peki onu ben düzeltmek için dersten sonra inşallah. Yani bu mesaj... Başka birisine mesaj yazıyordum. Yanlışlıkla herkese gönderdim. Tamam. Bir şey soruldu da o yüzden kusura bakmayın. Yok estağfurullah. Demek ki o muhakemat kaydının isimlendirilmesinde hata yok. Yok yok doğru. Kusura bakmayın. Beni ilgilendiren nokta oydu. Tamam. Peki olabilir. İnsanlık hali her zaman. Peki nasıl okuyacağız bu gibi cümleleri? İlahi ente Rabbi, ey bu kainatın sahibi sen benim Rabbimsin, beni terbiye eden sensin. Ve enel abd, ben kendim abd olduğum halde, abd olduğum durumumda bunu anladım. Yani kendi abd oluşumdan senin Rab olduğunu anladım. Yani buna bu şekildeki okumalara çok dikkat etmek lazım. Bunu geçen hafta, belki daha önceki hafta bayağı konuştuk. Peki şimdi bu ayetin nur ayeti diye bilinen Nur suresinin 24. surenin 35. ayeti diye bir ayeti olan bu ayetin tefsirini yaparken
zulümat tanımına geçti ve yine aynı 24. sureden Nur suresinde zulümatın bir tanımı yapıldı. Zulümat ile bir mukayese yapıldı. Çünkü ancak insan eşyayı zıttıyla tanır. Öyle yaratılmışız. Zulümatı tanıyabildiğimiz kadar nuru tanırız. Zulümat bizim yaratılmışlık gerçeğimize uygun, nur ise o yaratılmışlık gerçeğimizde zulümat zıtlığında tanınan bir hakikattir. Yine bir yaratık gerçektir. Yaratılmış dünyanın gerçeğindedir. Ama zulümat olmasa nuru tanımayız. Onun için Kur'an insana muhatap olur. İnsana muhatap olurken insanın şartlarında insanı eğitime tabi kılar. Tabi tutar. İnsanın şartlarında zulümatın anlaşılması gerekir. Onun için Kur'an-ı Kerim'de sıklıkla küfür, inançsızlık, münafıklık tanımları yapılır. Bu bizi itham etmek için değildir. Cehennem tasvirleri yapılır. Bu bizi aslında korkutmak için değildir. İnsanda korku duygusu var. Korkarız cehenneme gitmeyi. Ben istemem. Cehennem gibi bir hayat yaşamayı da istemem. Manası olan, bana ümit veren, beni memnun eden bir hayat yaşamayı isteyecek özellikle donatılarak yaratılmışım. Ama cehennem tasviri niçin yapılıyor? Genellikle yanlış anlaşılabilir, insanı korkutmak için, tehdit etmek için falan diye. Hayır, cehennem tasviri yapılmadan cennet anlaşılmaz. Yanlışlar gösterilmeden doğru anlaşılmaz. Veya bizim bu sohbetlerde sürekli tekrar ettiğimiz bir usul, la ilahe denilmeden illallah sonucuna ulaşılmaz. Vakamız bu bizim. Kendi yaratılmışlığımıza dikkat etmeden bizim bir yaratıcımızın olduğu sonucuna ulaşılamaz. Bunlara dikkat etmemiz lazım. Benim bir yaratıcım var, ben yaratıcıya inanıyorum demek çok şey ifade etmez. Ya ben yaratığım. Bunun farkındayım, var edildim ve var ediliyorum denilmesi önemlidir. Var edildim ve var ediliyorum denilmesi önemlidir. Bunun farkında olmak önemlidir. Peki, zulümatın açıklandığı yerde nurun anlaşılmasına yardımcı olması içindi. Çünkü biz ancak nur diye kendisini tanımlayan zatı, kainatta nur şeklinde tecelli eden özellikleri aracılığıyla tanıyabileceğimiz için nuru tanımlamamız gerekir. Nuru tanımlamamız için de zulümatın ne olduğunu tanımamız gerekir. Yani zulümatı referans noktası almak suretiyle, kıyas etmek suretiyle nuru tanımlayacağız demektir. Peki kaldığımız yerden, bu giriş yaptıktan sonra kaldığımız yerden okuyalım. Sonra sinema perdesi gibi bir perde daha açıldı. Alem insani bana göründü. İnsaniyet alemi bana göründü. Sinema perdesi gibi perde açıldı, insaniyet alemi göründü. O alemi o kadar karanlıklı, o kadar zulümatlı, dehşetli gördüm ki dehşetimden feryat ettim, eyvah dedim. Peki bu insanlık alemi neden böyle dehşetli göründü? Açıklayacak. Çünkü gördüm ki insanlardaki ebede uzanıp giden arzuları, emelleri ve kainatı ihata eden tasavvurat ve efkarları ve ebedi beka ve saadet-i ebediyeyi ve cenneti gayet ciddi isteyen himmetleri ve istidatları ve hadsiz
makasıda ve metalibe müteveccih, fakir ve ihtiyaçları ve zaaf ve acziyle beraber hücuma maruz kaldıkları hadsiz musibet ve adalarıyla beraber gayet kısa bir ömür, gayet adalı bir hayat, inişli çıkışlı bir hayat, gayet perişan bir maişet içinde, aman efendim ne elde edeceğim, ne yiyeceğim, ne hazırlayacağım gayreti, çabası içinde, kalbe en elin ve en müthiş halet olan mütemadi zeval ve firak belası içinde, bir de insanın his dünyasını tamamen tahrip eden bir devamlı tahrip eden bu geçici. Hep bugün yiyorsun, mutlu oldum diyorsun, geçiyor, bitiyor. Bu sefer yarın ne yapacağım tedirginliğine kapılıyorsun. Ama dünkü yaşadığım hayat elimden gidiyor. Onu da tutamıyorum elimde. Bu çok önemli bir özellik insanın. Zeval ve ferah ile yaratılıyor olması insanın gerçeğini anlamakta çok önemli bir özellik. Ehli gaflet için zulümat ebedi kapısı suretinde görülen kabre ve mezaristana bakıyorlar bütün insanlar. Yani bazı insanlar var kabir ve mezaristanı tamam hayatın var olmanın sonu olarak görüyorlar. Zulümat-ı ebedi, tamam orada çürüyüp gidip yok olup gideceksin, bitti diye görüyorlar. Bunların hepsi birer birer ve taife taife o zulümat kuyusuna atılıyorlar. İşte insan eğer kainatın yaratıcısı vardır, olması gerekir sonucuna ulaşmamakta ısrar eder de kendi varlığını kendi gücü, kuvveti, kendi çabası, kendi bilgisi dahilinde, bilebilme kapasitesi dahilinde düşünüp kendi bilgisiyle varlığını anlamlandırmaya, kendi kapasitesindeki bilgi dağarcığıyla diyelim, daha anlamlı olması için, varlığını anlamlandırmaya çalışırsa, varacağı sonuç, ölüm ile çürümeye mahkum edilmek üzere var olan bir canlı varlık. Bazı kelimeler var, bunların önemine binaen üzerinde durulması gerekir. Bu kelimeleri tekrar gözden geçirerek konuyu biraz daha detaylandıralım. Şimdi insan neden karanlıklı ve zulümatlı görürse bu alemi, insanlık alemini dehşete düşer, öyle yaratılmış. Kendimizin varlığının anlamsızlığını düşündüğümüz anda içimiz ürperiyor. Yokluğa atılacağımızı tahayyül eden, tasavvur eden bir halete girdiğimiz anda elimizin, kolumuzun dermanı kesiliyor, gücü kesiliyor. Ne yaparsam boşuna, sonunda sıfırlanacağım dedirtiyor. İnsana bu hal sevimsiz gelmenin ötesinde ürpertici bir hal olarak geliyor. Aman kesin olmasın ha dedirtiyor. Bazı insanlar canım öyle olacak zaten deyip geçiştiriyorlar. Evet olmasın istiyorlar ama olma ihtimalini kapattıkları için çaresizim zaten ne yapacağım ki düşünmeyin daha iyi demeye getirilen, gelen bir tavra giriyor. Peki madem insanım, madem böyle bir durumla karşı karşıyayım, benim böyle bir durumda oluşumun bir anlamı yok mu
diye bir araştırmaya girmezsem o çıkmasın içerisinde kalıyorum. Bunun bir anlamı olması lazım. Bunu araştırayım, düşüneyim der, kendimi şartlandırmaz da anlamını araştırmaya kalktığı, başladığım anda hemen çözülmeye başlıyor. Yani o karanlıklı hal anlamlı olmaya dönüşüyor. İnsanlardaki ebede uzanıp giden zulümatlı halden feryat etti. Şimdi baktı, insanlardaki ebede uzanıp giden, demek ki arzular var. Demek insanların emelleri, arzuları ebedi değil de bizim sonucuna ulaşamayacağımız kadar geniş, ebede uzanıp giden arzulardır. Ebedi arzulayan arzulardır ama mahluktur, yaratıktır. Onun için sınırlı olması zorunlu. Onun için ebede uzanıp giden arzuları diye ifadelendirmiş. Emeller, arzuları emelleri diye ifadelendirmiş. Kainatı ihata eden tasavvurat ve efkarları. Şimdi biz kainatı, varlık alemini fiziken ihata etmiyoruz ama kapasitemizi, insani kapasitemizin tümünü kullanarak ihata ediyoruz. Nasıl ihata ediyoruz? Şu varlığı, yokluğu mümkün olan, yani var da olabilir, yok da olabilir olan her şey diyoruz. Bu benim bilgim dahilinde olup olması, olup olmaması önemli değil. Her şey diyoruz. Bu onun için kainatı ihata eden tasavvurat. İnsanın kainatı ihata etme kabiliyeti var ve fakat kainatın dışına çıkma kabiliyeti yok. Bu da bizim farkında olmamız gereken bir nokta. Çünkü kainatın dışına çıkan sonuçlarımız, olması gerekir dediklerimizin ihatamız dahilinde olmadığını da bilmemiz lazım. Olması gerekir demek, ben onu ihata ettim demek değildir. Bu konuyu her zaman gündeme getirmek istiyorum. Çünkü insanların inanç konusundaki tereddütlerinin altında bu hakikat yatıyor, bu durum yatıyor, bu vaka yatıyor. İnsanlar olması gereken durumu bir sonuca bağlıyorlar, bir sonuca bağlama kabiliyetindeler ama sonuca bağladıkları bu durumun kendileri tarafından ihata edilemeyeceğini de anlamaları lazım. Öyle olması gerekir. Bu zorunludur. Ben başka türlü kainatın varlığını izah edemiyorum anlamında bu kainat var ediliyor. O halde bunu var eden bir kaynak olması gerekir demektir iman. Çok kişi bunu Allah'ı sanki biliyormuş gibi konuşur. İhata etmiş gibi konuşur dilinde. Dışarıdan şüpheyle dinleyen insanlar bunlar sonsuzu ihata ettiklerini iddia ediyorlar ve çelişkidir bu. Çünkü eğer sonsuz ihata edilirse sonsuz olmaz, sonsuzsa ihata edilmez. Bu insani bir sonuçtur. İnsanın gerçeğinin kabul ettiği, onayladığı bir sonuçtur. O zaman insanlar inananların, inandıklarını söyleyenlerin bir çelişki içinde olduklarını anlıyorlar. Ve onunla, ondan dolayı hem inanmıyorlar hem de inananlarla alay ediyorlar. Ne dediklerinin farkında olmayan bir sürü
cahil insan deyip geçiştiriyorlar. Onun için konuşmalarımıza dikkat edeceğiz. Ne kastettiğimize dikkat edeceğiz konuşurken. Ne söylüyor cümlelerimizin içeriği nedir diye dikkat edeceğiz. Buradaki ifadeyle biz kainatı ihata edebiliriz ama kainatın yaratıcısını ihata edemeyiz. Tasavvurumuz, efkarımız içine alamayız. Cenneti isteriz, cennet olsun isteriz, ebedi bekayı isteriz. İnsaniyetimize verilmiş olan, bu metindekini bakarak anlamaya çalışıyorum, gayet ebedi beka ve saadet ebediyeyi ve cenneti gayet ciddi isteyen himmetleri, yani ulaşmak istedikleri sonuçları, İstidatları ve hassiz makasıda ve meratibe, metalibe, isteklere müteveccih. Fakir ve ihtiyaçları. Şimdi neye muhtaçsın denilince şuna diyeceğiz. Ben neye mi muhtacım? Neyin ihtiyacını hissedecek kapasiteye sahipsem, o kapasite bana verilmişse hepsine muhtacım. Bakın dikkat edin tanımım kendimle sınırlı. Ben neyin olmasını istiyorum? Mutlu olmak istiyorum. Ne zamana kadar? Bir yıl, 10 yıl, 1000 yıl, milyon sonu gelmiyor. O zaman kendime göre ne diyorum? Çünkü ben sonluyu tanıyabilecek durumdayım, ihata edebilecek durumdayım ya. O ihata edemeyeceğim sonu olmayanı düşünebiliyorum. Dikkat edelim buraya. İhata edemeyeceğim bir sonu olmayan olması gerekir sonucuna ulaşabilecek kabiliyetteyim. İşte bu kabiliyet imanın çekirdeğidir. İman dediğimiz olan bu kabiliyetin kullanılmasıdır. Yoksa sonu ihata etmek, sonsuzu ihata etmek anlamında değildir. Onun için Allah'ı bilir gibi konuşmayalım diye devamlı tekrar ediyorum. Allah'a iman hayali bir şey değildir. İnsani gerçeğimizin çalıştırılmasının sonucunda ulaştığımızdır iman. Bu insanlara sanki bir hakikati yokmuş gibi, onun için hakikati varmış gibi yapalım diye bir konuşmaya sevk ediyor. Ben Allah'a inanıyorum, onun varlığından kesin eminim, biliyorum gibi konuşmaya insanları sevk ediyor. O zaman da insanın gerçeğine aykırı ifadeler kullanıldığı için iman ne demek olduğu anlaşılmıyor. Hatta bir arkadaşımız çok yakında kelimeler grubunda bir şey yazdı. O da biz her kelimeyi rastgele kullanıyoruz. Ama onların ne demeye geldiğini oturup da şöyle zahmet edip bir düşünmüyoruz. Dedi mesela en çok kullandığımız kelime iman. Fakat gerçekten ne demek olduğunu pek bir farkında değiliz demişti. Ben de dedim ki evet, bu farkında olmadığının farkında olmak insanın gerçeğidir. Güzel. Farkında değiliz iman dediğimiz zaman neyi kastettiğimizin, neyi içerdiğini. İman, insanın tasavvur, efkar, kapasitesinin dahilinde olan bir şey hakkında insanın ulaştığı sonuç değildir. Ona bilgi derler. Bilim, bilebilme kapasitemin dahilinde olandır. İman, insanın bilebilme kabiliyetini kullanıp o bilebilme kabiliyetinin sonucunda ulaştığı, bilebilme kabiliyetinin ihata edemeyeceği bir şeyin, bir varlığın, yani var edilmiş değil ama varlığın mutlaka var olması konusunda ulaştığı sonuçtur, tasdikidir.
olmasının zorunlu olduğunu tasdik etmesidir. Vacibül vücudun olmasının zorunlu, olması zorunlu olanın varlığını tasdik etmektir. Yani bu kainata bakıyorum, kainat benim bir yaratıcım var diyor. Kim bu? Bir yaratıcı işte. Beni yaratan var. Kainat beni yaratanın bendeki olan her şeyi bilen ve hatta onun bilgisi sonsuz olan olması lazım. Devamlı tazeleniyor, bir aynı anda oluyor, çok kolay oluyor, zaman ve mekan ayırdı, zaman ve mekan etkisi olmaksızın gerçekleşiyor. İnsan bunu ancak son olmayan bir şey yapabilir diyor. İnsanda bu kapasite var. Sonu olmayan, sonsuz olan bir şeyin olması gerektiğini anlayacak, kavrayacak insan kapasitesi var. Ama o sonu olmayan şeyin ne olduğunu bilecek, bilgisi sınırları içerisine alacak kapasitesi yok. Bunun farkında olmayan, İmanın ya bilgi cinsinden tanımlar ya da imanın hayal olduğunu söyler. İnsan uydurması bir şey olduğunu söyler. Uydurmadır. Gerçeği yoktur der. Her ikisinden de kurtulmak için şu konuşulan mevzunun çok ciddi bir şekilde anlaşılması lazım. Öyle yu'minune bil gayb der ayet. Ben de Müslümanım, duymuşum ayeti, güzel. O zaman diyorum ki ben gayba iman ederler. Evet, ben gayba iman ettim diyor. Nedir gayb? Gayb senin bilgin dahilinde olmayandır. O zaman dışarıdaki bir insan, bunları anlamak için düşünen, insaniyetini kullanan bir insan... Bilgin dahilinde olmayan bir şeyi nasıl iman edersin? Ey kardeşim, bilgim dahilinde olmadığını onaylayarak iman ederim. Ya çünkü bilgin dahilinde olmayanın var olması gerektiğini bilecek kapasitedeyim. Dikkat edin. Onun için insanlar hep sonsuzdan, mutlaktan, değişik tanımlar yapmak suretiyle bahsederler. Ve insanda şu kainatın yaratıcısı kainat cinsinden olmayan olması gerekir deme kabiliyeti var. İşte bizim imanımız kainat cinsinden olmayan olduğunu onaylamaktan ibarettir. Ama hani o olmayanın ne gibi özellikleri var? Kainat bunun şahidi olduğu için o şahitliği devamlı gözlemleme yapmayı, gözlemlemeyi ve her bir gözlemleme şahitlik sonucunda bu ulaştığım sonucun doğru, hak benim için kesin doğru olduğunu tekrar tekrar kendi his dünyamda anlama kapasitemde tekrar tekrar dile getirip onaylamam, onaylayıcı bir tercih yapmam benim görevimdir. Ama bu hiçbir zaman mutlak ihate ettim anlamına gelmez. Peki insanın böyle sonsuza açılan ihtiyaçları var ama o ihtiyaçlarını karşılayacak bir kapasitesi yok. Ama sonsuza açılan ihtiyaçlarım var. İhtiyaçlarımı karşılayacak gücüm, kuvvetim yok. Hatta öyle ki bu dünya, buradaki yaşantım sınırlı, hayatım sınırlı, ömrüm kısa. Uzun olsa ne olacak, yine karşılayacak değilsin ama bir de üstüne üstelik derler ya, yani hem sonsuza bakalım milyon yıl, milyar yıl sonra belki bu ihtiyaçlarımı karşılarım deme de şansına sahip değilim, alternatifine sahip değilim ya. Belli ki birkaç yıl sonra öleceğim. Bu belli bir şey. Peki, ömrü kısa, gayet dağdağlı bir hayat. Şimdi böyle hem
pürüzsüz, eksiksiz mutluluk istiyorum. Güzel. Hem de hayatıma bakıyorum, en ufak bir şey istediğim şekilde gerçekleşmezse, yerlerinde sürünecek şekilde perişan oluyorum. Şunu yapamadım, bu istediğim olmadı gibi bir sürü problemler yaşıyorum. İnsani problemlerimi yaşıyorum. Adalarıyla beraber dedi, onu atladık. Düşmanlarıyla beraber. Nedir o düşmanları? İnsanın düşmanları nelerdir? Bunu çok önceki sohbetlerimizde uzun uzun konuştuk. Kısaca hatırlayarak geçeceğim. Hatırlamaya çalışacağım. İnsanın düşmanı, dışarıda birisi var eline silah bıçak almış da bana saldıracak şeklinde değil. İnsanın emelleri sonsuza uzanırken kainatın bizzat kendisi, ki insanın elindeki malzeme kainat, bizzat kendisi sonsuz emellerine cevap verecek malzeme bende yok diyor. Bütün ümidimi yıkıyor, kırıyor, öldürüyor. Kainatın bizzat kendisi. Bende yok diyor. Ama kainat aynı zamanda eğer sana bu ümitlerini, beklentilerini seni yaratırken içine yerleştirerek, koyarak seni yaratanı bulursan, beni de yaratanı bulursan, o beni yaratanın sonsuz, mutlak olduğunu anlarsın ve ancak o senin sonsuza açılan ihtiyaçlarını, taleplerini, beklentilerini karşılayabilir der. Demek ki kainatın bizzat kendisi insan istekleri karşısında zulümatlıyken, o zulümatlı haliyle bana düşman gibi gözükürken, o negatif haliyle bana bir doğrunun anlaşılmasında araçlık yapıyor. Bu sırrı çözmek lazım. Kainatın mahlukiyetinden, onun yaratıcısının var olduğuna, kainatın faniliğinden, onun yaratıcısının ebedi olduğuna, kainatın sınırsızlığından, onun yaratıcısı onun yaratıcısının sınırsızlığına ulaşmak çok kolaydır. Onun için bu ilahi ente rabbi ve ene abd ve enel abd diye başlayan o ifadeleri, insan gerçeğini dile getiren bu sözleri, dua diyemediğimi fark ediyorsunuz. Korkuyorum dua demekten. Yani duadır da duanın ne demek olduğunu anlamadığımız için dua diyemiyorum veya yanlış anladığımız için. Bu ifadede senin Rabbin ancak senin ilahın olduğunu, kendinin kul olduğu gerçeğinden anlarsın. Muhtaç olduğun gerçeğinden anlarsın. Yaratılmışlığının gerçeğinden anlarsın. Demek ki yaratılmışlığın gerçeği, muhtaçlığın gerçeği bana yaratıcının ve onun benim ihtiyacımı karşılayan olduğunun anlaşılmasında birinci basamaktır. Bu bana çok ilginç bir şekilde Kur'an-ı Kerim'de çok ayetlerde Allah'ın mevti yaratan, ondan sonra hayatı yaratan, hayatı mevtten çıkarıp getiren, gündüzü geceden soyup çıkaran ifadelerindeki belagat esprisini hatırlatıyor. Bana göre öyle. Benim gerçeğime göre konuşur Kur'an. Benim gerçeğimde karanlık sayesinde aydınlığın varlığını anlarım. Ama yaratıcı açısından baktığımızda aydınlık mahluktur, karanlık ise aydınlığın yokluğundan veya eksikliğinden ibaret bir şeydir, bir mahluktur.
Onun için yaratıcı açısından aydınlık önde gelir, mahluk, yaratık açısından karanlık önde gelir. Onun için dostum çok isabetli bir şekilde nuru anlamak için yine Nur suresindeki zulümat ayetini açıklamasını yaptı ve burada okuduğumuz paragrafta da insanın ihtiyaçlarının, düşmanlarının olduğundan bahsetti. Hangi açıdan? Benim açımdan, benim kapasitem açısından. Ama benim o sonsuz mutluluğu, sonsuza açılan mutluluk talebimin, saadet talebimin karşılanmasında ben kendimin bu talebi karşılayamayacağımı, yaratıcının da, kainatın da bu talebi karşılayamayacağı gerçeğini görüp duruyorum. Kainat da her zaman değişiyor, fenaya gidiyor. Kendini fenaya gitmekten kurtaramıyor ki, yani kendine faydası yok ki bana faydası olsun. Bu anlamda. Bu zaman böyle olunca peki benim bu sonsuza açılan duygular ile beni donatan, bana bu duyguların cevabını vermeyecekse, karşılığını vermeyecekse neden böyle bir yaratılışa tabi kılınmış olayım ki diye çok mantıksız bir durum ortaya çıkınca insan bana bu ebedi saadeti, saadet ihtiyacını vererek beni yaratanın mutlaka ebedi saadeti vereceğinin bir vaadi olduğunu, onu ebedi saadeti ancak onun verebileceğini anlatmak için. Beni böyle dağdağlı, düşmanlarla dolu, her problemlerle dolu bir dünyanın içerisinde, fenaya devamlı akan, giden bir dünyanın içerisinde yaratmış olduğunu anlıyorum. İnşallah. Peki, devam ediyorum. Başka hangi kelimeler vardı? Gayet perişan bir maişet içinde deyince aman şöyle düşünmeyin. Aman efendim işte iş bulmak için çok çabalıyoruz. Bunlar doğru da maişet iş yani yaşamanın, hayatın devamının bizim elimizde olmadığını, hayatın devamını sağlayacak olan malzemelerin de benim tarafından garanti altına alınamayacak cinsten olduğunu söyler. Maişet için, perişan bir maişet içinde çırpınıyor olduğunu ifade eden kelimeler. Yani sen açsın, açlığını giderecek yemekleri sen yaratamazsın, garanti altına alamazsın. Ya ne yapacaksın? İstemek, arzu etmek, araştırmak, bulmak için çalışmak zorundasın. Sen kendin, ben kendim yaparım diyemezsin. Hiç kimse kendisi oturup da bir patlıcan yapamaz, imkanı yok. Bir domates yapamaz. Yapamazsın. Yani olmazsa canım kendimiz bir domates yaparız değil. Yani ne nasıl bir gerçekle karşı karşıyayız? Domates yaratılıyor, patlıcan yaratılıyor. Ve biz ancak bu yaratılan domates ve patlıcanı yaratıldıktan sonra elde etmek için araştırmaya gireriz. Nerede yaratıldı bu domates ve patlıcan diye. İşte odur bizim maişat kavgamız. Böyle iş buldum, güç buldum falan derken zannetmeyin rızkımızı. Çocukların rızkını temin ediyorum. Hayır, ne çocukların rızkını temin ediyorsun? Saçmalama. Ya araştırıyorsun. Sen rızkı falan yapan değilsin. Yapan var. Ama işte onu tanımak için sen böyle bir ihtiyaç içerisine girdin. İhtiyaç içerisine girmeseydin o rızkı bir hazırlayan var diye fark edemezdin. Ama maalesef insanlar rızkı hazırlayana gitmeden önce rızkı hazır olan rızkı satın alan hazır ya, yaratılmış orada hazır duruyor ya. Onu satın alma gücüne sahip olacak para sahibi olan çocukları beslediğini zanneder. Böyle garip bir dünyadayız işte. Ama bizim böyle bir hataya düşmemek için uyanık olmamız lazım. Onun için zaten burada konuşuyoruz ya hep. Peki
müthiş bir halet olan mütemadi zeval ve ferak belası, bunu biraz konuştuk. Devamlı değişen bir dünya, geçen bir dünya, sabit, hiçbir anı sabit olmayan bir dünya. Hiçbir an. Kainatta hiçbir, bu kainatın incelemesini yapan insanın hiçbirisi, fizikçiler diyorlar onlara, hiçbir fizikçi çıkıp diyemez ki biz bir yerde araştırdık, bir yerde bir parçacık gördük. O parça iki anda sabit bir şekilde varlığı korundu. Yok böyle bir şey. İki ayrı anda sabit, aynen varlığı korundu. Yok böyle bir şey. Devamlı fenaya atılıyor. Ne kadar benim en çok şahsen, sizin de öyledir bilemiyorum. Ben kendi tecrübemi konuşuyorum. En çok beni hayretle bırakan ve kalbimi en fazla tatmin eden mesele bu. Bu. Hiçbir şey, hiçbir anda, hiçbir anda bir başka andaki gibi aynen varlığını koruyamıyor. Hiçbir anda. Ya bu o kadar açık, bariz bir delil ki kainatın varlığı kendinden olamaz. Artık bunun istisnası yok. Hani çoğunlukla öyle falan değil ki. İstisnası yok. Hiçbir şey iki ayrı anda, saniyenin milyonda biri dahi olsa, hani milyonda bir ile saniye ya da milimetrenin büyüklükleri zaman açısından da saniyenin milyonda biri ile insanlar çalışır duruma geldiler. Olabilir, milyar olur, fark etmez rakam. İki anda, bu iki çok küçük anda, bir şey varlığını aynı anda koruyamıyor. Nasıl diyorlar bu eşya sabittir? Eşya sabit değil ki. Olamaz ki. Yok öyle bir şey. Hiç kimse gösteremez. İstediği kadar ateist olsun, dinli dinsiz olsun gösteremez. Yok öyle bir şey. Peki ne var? Eşyanın hakikati var, sabit. Yani bu özelliğiyle delalet ettiği, işaret ettiği mana ile bize tanıştırdığı manasıyla bu ne demektir diye sorduğumuzda bizi tanıştırdığı bir hakikat var ki işte o hakikat sabittir. Yani alemde, İslam aleminde İslam ulemasının istisnasız ittifak ettikleri bir cümledir bu. Eşyanın hakikati sabittir. Ki Kur'an-ı Kerim'de de biz her şeyi hak ile yarattık diyor. İşte bu hakikatiyle yarattık. Yani bir hakikate delalet etmek üzere yarattık. Siz de bu hakikati arayın, bulun diyor. Bu hakikat her yerde, her an tekrarlanıyor. Yani bir insan doğsa, şuurlu olduğu bir anda, bir saniye yaşasa, ölse yeter. Yani bir yıl, 10 yıl, 100 yıl yaşamasına gerek bile, yani insan tecrübeleri açısından insanın ihtiyacı var da, yani insan o bir saniyede bile eşyanın devamlı değişiyor, zevale gidiyor olan özelliğini görme kabiliyetine sahiptir insan ve kainatta bunun da istisnası olmadığı için benim bulunduğum yerde yoktu öyle bir şey diyemez. Yok böyle bir şey kainatta. O kadar büyük bir merhamet tecellisi ki Rabbimiz bize bir anlığına bile şaşırıp kendinden başka bir şeyin bekasına müşahit olacak, tanıklık yapacak imkan vermiyor. Öyle bir yaratılış var. Yani tutup da böyle bir yaratıcının merhametinden şüphe etmek, aman efendim dün biz aç kaldık, yemek bulamadık, otobüs bekliyorduk, gelmedi, arabamız kaza yaptı. Ne biçim bu diye saçma saçma yorumlar yapılır ya. Böyle bir kainat yaratanın
merhametinden şüphe etmek insanın aklından zoru var demektir. Evet. Demek ki eğer kainatın işaret ettiği hakikate dikkat etmezsek kabir, ölüm bizim için ebedi zulümat kapısı olur. İşte zulümat budur. Nedir? Zulümatın aslı ademdir. İnsan öldükten sonra ben yokum diyorsa, ben ademe gittim diyorsa yokluktur. Yokluğa gittim diyorsa bu kişi kendisini zulümatta görüyor. Aslında değil ama zulümatta görüyor. Zulümatta olduğunu telakki ediyor. O telakkiye göre duygularını eğitiyor, terbiye ediyor. O duyguların terbiye edilişine göre de insaniyetini belirlemiş oluyor. Ben böyle bir insanım diye. Kendisini devamlı yokluğa gidecek, gidiyor olan ve sonunda tamamen yokluk olacak olan bir varlık olarak tanımlaması cehennem tanımlamasıdır. Cehennem odur. Adem alemlerinin toplandığı yerdir. Öyle ayrıca bir cehennem olacak da seni oraya atacaklar falan diye bekleme. Neyse, o ayrı konu. Ya o haleti ruhiyenin müşahhas hale gelmesine cehennem hayatı denir işte. Şimdi haleti ruhiyenin içerisinde insanın şüpheleri falan var. Öyle canım deyip geçiştiriyor, unutuyor, gafletle onu unutmak için kendini başka şeylerle meşgul ediyor. Beni böyle konularla meşgul etmeyin diyor, kaçıyor, duymak istemiyor vesaire vesaire. Ama duygularımızı nasıl eğitirsek, o eğitme halimiz bizim gerçeğimiz olarak kalıyor. Yani bir okula gidersin, neler öğrendiysen işte o sensin. Neler öğrendiysen işte o sensin. Unutmayalım bunu. Yani ben neyim, nedir? Mesela bir eğitim alıyorsun, ne diyelim, eczacılık eğitimi alıyorsun. Eczacılıktan ne öğrendiysen sen o kadar eczacısın. Sıfır öğrendiysen sıfır eczacısın. Yani bu kadar insan olur mu dünyada dersen pek olmaz herhalde ama tanım gereği konuşuyoruz. %100 öğrendiysen %100 eczacısın. Bu da olmaz. Tanım gereği konuşuyoruz. Yani muhakeme sınırlar içinde konuşuyoruz. Yani bu ortalarda bir yerdeyiz. Demek ki bizim kendimizi nasıl tanımladıysak bizim gerçeğimiz odur. İnsaniyet gerçeğimiz odur. Eğer ölüm ile yokluğa gidiyoruz diyorsak insaniyet gerçeğimiz yokluklar alemi içinde yaşamaktır. Ki cehennem Adem alemlerinin yeridir tanımıyla tam örtüşüyor. Peki. Evet, o zulümat kuyusuna atılıyorlar. Demek ki bu karanlık zulümat ayetinin bize ifade ettiği şey, bakın dikkat edin, eğer kendinizi kendinizce dahilinde, kendiniz çerçevesinde tanımlarsanız zulümattan kurtulamazsınız. Kainat sınırları dahilinde bir varlık tanımı yaparsanız kurtulamazsınız. Ya var edilmişler tanımı yapabilirsiniz kainat dahilinde. Mevcut, vücut verilmişler tanımı yapabilirsiniz kainat içinde. Çünkü onlar vücut verilmişlerdir. Çünkü devamlı vücut veriliyorlar. Kendi vücutlarını kendileri veremezler. Bu insan mantığına aykırıdır. O zaman vücut verenlere bir vücut veren olması gerekir, değil mi efendim? Yapılmış dediğimizde yapıcı varlığını peşinen kabul ettik demektir. Peşinen saçma değil. Yapıcı ifadesi, yapılmış ifadesi zorunlu olarak insan kapasitesinde yapıcıdan bahsediyor demektir. Bu ev güzel yapılmış veya çirkin yapılmış fark etmez.
Demek ki yapıcıdan bahsediyoruz. Bu ev kendi kendine böyle olmuş dediğimizde evet, yapıcıdan bahsetmiyoruz demektir. Mevcut dediğimizde, varlık alemi dediğimizde, var edilmişler alemi dediğimizin bilincinde olacağız ki çok insan var edilmişler demek ister ama Türkçenin sınırlılığından dolayı onun farkında değil. Dün biraz bu konuya temas ettik. Dil, iman dili değil Türkçe. Onun için bu kelimesi yok. Ya ne yapıyoruz? Mevcut diyoruz. Mahluk diyoruz. İşte yaratılmış demek suretiyle ifade ediyoruz ama vücut konusunda kelimemiz yok. Peki. İşte bu alemi bu zulümat içinde gördüğüm anda işte zulümat birinci geliyor, dikkat edin. Nuru anlamak için önce zulümatı anlamak lazım. İllallah demek için önce la ilahe demek lazım ya, o bizim ana formülümüz buydu. Ana formülümüz nedir? La ilahe illallah. Bakıyoruz ki insan gerçeği her yerde bu la ilahe illallah formülünün kalıbının içine giriyor, sığıyor. İşte bu alemi bu zulümat içinde gördüğüm anda kalp ve ruh ve aklımla beraber bütün letaif-i insaniyem, yani hayvaniyetim değil de hücrelerim değil de insani özelliklerimin hepsi, belki bütün zerrat-ı vücudumun feryatla ağlamaya hazırken ve zerrat-ı vücudum feryatla ağlamaya hazırken, insaniyetimin tümü yani hazırken feryatla mahvolduk, yok anlamsız, anlamsızlık içerisinde boğulurken birden Cenab-ı Hakk'ın Adil ismi Hakim burcunda, Rahman ismi Kerim burcunda, Rahim ismi Gafur burcunda, yani manasında, bu da önemli, burç Risale-i Nur'da manasında olarak kullanılıyor. Buna dikkat edelim. Burç ne burcu bu demeyin. Ama bu burç kelimesinin biraz kainatta ne diyorlar, kozmos diyorlar ya. Kozmos'daki burçlarla ilgisi temsil bakımından var veya teşbih bakımından var. Orada hani yıldızlar belli burçlarda, belli galaksiler belli burçlarda, diğer galaksilerin kombinasyonuna göre belli bir pozisyonda yer alır. Mesela hani siz bir yerde fotoğraf çektirmek istediğiniz zaman güzel bir fotoğraf olmasını isterseniz durduğunuz, bulunduğunuz yerin gerisinde neler var diye bakar ve onlarla kontrast yapacak bir şekilde de kendinizi pozisyonlandırırsınız. İşte sanki o gerinize aldığınız bir bahçedir, bir ağaçtır veya bulutlu bir gökyüzüdür vesaire, güzel görünen bir bulutlu gökyüzüdür. O gökyüzünün burcuna kendinizi yerleştirirsiniz. Yani o zaman kendinize background'unuz, geri planınızdaki manzara ile kendinizin görüntüsünü birbirine bağlarsınız. Yıldızlar da, galaksiler de öyle olduğunu söylüyorlar ve resimlerini de gösteriyorlar. Her bir galaksi başka galaksiler ağının geri planında mı diyelim, gerisinde başka galaksiler ile yeni bir görünüm arz etmek üzere tezahür ediyor. Onun için burç diyorlar. Yıldızlar da öyle belli burçlarda görünüyorlar. Onun için diyor Rahim ismi Gafur burcunda. Rahmetin sonucu olan Gafur. Rahman ismi Kerim burcunda, rahmetin sonucu olan ikram edicilik özellikleriyle. Baiz ismi Varis burcunda, bu bahseden her şeyi ölüm verip ölümünden sonra tekrar diriltme. Baiz ismi
varis burcunda tekrar diriltirken, o ölümden sonra tekrar diriltilen ölenin bir zamanlar var edildiğini, ne gibi özelliklere sahip olduğunu hatırlatacak miras. Kalıntı diyorlar ona şimdi. Genetik kalıntı falan diyorlar. O muris böyle çok önemli bir isim, dikkat etmemiz lazım. Varis burcunda tecelli ediyor. Muhyi ismi Muhsin burcunda. O her zaman hayat veren, o hayatı bedava, ihsan ederek veriyor. Cömertçe veriyor. Hiçbir karşılık da beklemiyor. Burcunda Rab ismi Malik burcunda. Kainatı terbiye eden, belli bir kemal noktasına doğru gidecek şekilde kademe kademe yeniden yeniliğe yaratan özelliğiyle Rab, kainatın ilahı, Rab ismini, Rab olan kainatın ilahı Malik burcunda. Bu mülk ona aittir. Şu kainat ona aittir. O bu kainatı terbiye ediyor. Çünkü o onun, çünkü bu kainat onun mülküdür diye görünmeye başladı. Neden? Kainatın kendisinde benim beklentilerimi, kalbimi, ruhumu, aklımı, yani bütün insani latifelerimi tatmin edecek bir kaynağı ancak böyle bir muhakeme sonunda bulabiliyorum. Yoksa kainatın kendisinden hiçbir bana fayda yok. Kendisine faydası da yok. Ama benim böyle bir ihtiyacım var. Beni böyle bir ihtiyaçla yaratan mutlaka şu kainatın varlığına şehadet ettiği zatın şu özelliklerini, buradaki saydığı özelliklerini de tezahür ettirmesiyle bana kendisini tanıtıyor, gösteriyor. Evet. O alemi insani içindeki çok alemleri tenvir ettiler. Yani bu kainatın şahitliğinden çıkarttığım yaratıcısına ait özellikler benim insani duygularıma ümit kaynağı oldular, aydınlık getirdiler, mana kazandırdılar. Işıklandırdılar ve nurani ahiret aleminden pencereler açıp o karanlık insan dünyasına nurlar serptiler. Evet, senin sahibin, bu kainatın maliki kerimdir, rahimdir, gafurdur. Senin bütün eksiklerini, ihtiyacını, muhtaciyetini bilir ve sana ona göre bu ihtiyaç duygularını vermiştir. Kainatta kendisinin böyle kerim, buradakileri sayalım şimdi, hakim, kerim, gafur, varis, muhsin, malik özelliklerine sahip olduğunu bildirmek suretiyle sana vaatta bulunuyor. Ben bu özelliklere sahip olanım, senin insani ihtiyaçlarının hepsini kainat değil ben karşılayacağım. Sana o ihtiyacı veren de benim. Garantisini veriyor. Yani ihtiyacın varlığı, ihtiyacın karşılanacağının garanti belgesi. Onun için ihtiyaçlarımıza çok dikkat edelim. O ihtiyaçlarımız ilk anda bizi ümitsizliğe sevk eder gibi görünmesin. Ancak o ümitsizlik sonucundadır ki mutlaka bunun bir cevabı olması lazım. Ufku açılıyor ki işte nur, kainatın nuru dediğimizde insanın bu çıkmaza girdikten sonraki çıkmazın mutlaka çıkmazlıktan çıkması lazım. Yani kelimeler birbirine karıştı. Çıkmaza girdi, çaresizliğe düştü ama mutlaka çare olması lazım. Neden? Çünkü o çareyi isteyen duygu var bende. O duyguyu vermiş bana beni yapan. Ama kainata müracaat ettiğimde o duygunun cevabını verecek hiçbir kaynak göremiyorum. Hiçbir anda göremiyorum.
O zaman kainat bu duygumun kaynağı cevabını veremez, tatmin edemez. O zaman kainatın maliki, kainatın sahibi, ilahı bunu verecektir deme veya bu gerçeği anlama yoluna girmiş oluyoruz. Yani hayatımız nurlanmış oluyor, kainatın sahibini, o duyguların bize veren kaynağını bulduğumuz anda. Ki bulmak için yalnızca kendimin yetmezliğini görmem ve itiraf etmem ve fakat ebedi saadete de muhtaç olduğumu kabul etmem. Çünkü öyleyim. Gerçeğimi kabul etmem yeterli. İnsan gerçeğini kabul ederse hakikati bulur. Peki efendim, inşallah bir başka perde daha açılacak diyor. Onu da gelecek hafta okuyalım. Ben burada duruyorum. Şimdi sizin söylemek istediğiniz, katılmak istediğiniz varsa, paylaşmak istedikleriniz varsa buyurun. Değilse ben inşallah... İnşallah size gelecek hafta cumartesi ve pazar günü tekrar buluşmak temennisiyle burada ben susuyorum. Peki. Bismillahirrahmanirrahim. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim ve ahiru davahum elhamdülillahi rabbil alemin bi hurmeti sirri sureti Fatiha.